Furkan için. Evet. O yüzden saygı çok önemli arkadaşlar. Saygıyı kaybetmeyin. Ama bu kadar sinirin üstünde, bu kadar gerginliğin üstünde. Nuray, yemin ediyorum şu anonsu yapmak istemiyorum. Kur'an çarpsın yapmak istemiyorum. Şu VTR'yi de görmek istemiyorum. Ay, daha şok olmasın. Bir daha şok var bence. Çünkü Damla yine bir itirafta bulunmuş. Ay yarabbim ya. Yine bir itirafta bulunmuş. Hakikaten çok, bugün çok şey oldu, yoğun oldu ya Nuray'ın üstüne. Çok da üzüldüm. Bakalım bir izleyelim. Damla ne demiş gene kayınvalidesi için? Buradan itiraf ediyorum. Arabadan sonra işte Furkan'a dedim ki, aşkım dedim, benim dedim düğünde hani normalde hasır seti alacaktı bana düğünde. Ben de dedim ki düğünden önce alsak ya dedim. Çünkü annesinin bir takım oyunlar yapacağını biliyorum. O da tamam aşkım sen nasıl istersen zaten bize yatırım dedi. Evet, doğrusu bu. Sonra gittik biz, arabayı aldık, arabama bindim, güzelce kuyumcuya da gittik. Oh, oh, ondan sonra en beğendiğim şöyle en kalınından bir hasır seti aldım. Damla, sen zorluyorsun bence. Senden korkulur Damla. Bence niye korkuyorsun? Kadına bir sizce şey olacak. Benden mi korkulur? Evet. Ayılıp bayılan ben miyim burada? Damlacığım sen bu işle evlenemezsin hayatım, ben sana söyleyeyim. Bu gidişe sen evlenemezsin. Bir kayınvalide arabadan sadece bu kadar benim diyorsa, ileride sen evlendiğin zaman eşin sana hiçbir şey alamaz. İşte yani. Yok yok, annesinin huyunu artık o da biliyor. Eskiden bana diyordu hani aşkım tamam annem şöyle böyle ha, yani huyunu kabul iyi et falan. Artık kabul etmek zorunda değilsin Damla diyor. İyi. Aa, çok güzel diyor. Gerçekten çok güzel. Eşin desteği çok önemli biliyor musun? Çünkü ben kabul ettiğim zaman daha çok tepeme çıkıyor benim kayınvalidem. Demek. Yani kızlar, kayınvalidem ayılıp bayılsa da artık bizim müstakbel evli olduğumuzu anlaması gerekiyor. Ben şok üstüne şok. Ben Damla yemin ediyorum şok üstüne şok. Ya ben bir de hasır aldırdım. Bir de oğlu bile diyor ki. Ne diyor oğlu? Sen, anne. Sen annemi boş ver mi diyor oğlu? Sen annemi boş ver demiyor. Kayınvalidem sürekli bu şekilde biz bir şey aldığımızda, yaptığımızda bu şekilde davrandığı için artık tamam sen bir noktadan sonra sen aldırış etme diyor. Ya ben böyle bir şey söylemesi için oğlumu benim bir yerden gömü bulması gerek. Yani parayı herkese yağdırırken yani. Ne olur canım Damla'ya da alayım. O da ona karışamaz. Yani bile Pınar da destekliyor. Ne güzel. Eşin arkanda şimdiden. Ne olacak bu durum? Bir hasır ya daha gerçekten çıktı. Gerçekten. Kuyumcuya gidilmiş hasır alınmış. Songül Hanım çok üstüne çok yaşıyorum ya şu an. Sinirlenmemek için bak gerçekten kendimi zor tutuyorum ya. Ya bu nedir ya? Ev al, eşya al, git üstüne araba al, git üstüne hasır seti. Ya ben burada neciyim ya sizin gözünüzde? Ne demek oğlum bana öyle bir şey diyemez ya. Ya seninle nişanlandıktan sonra böyle oldu ya benim oğlum. Önceden böyle değildi. Benim oğlum bana danışmadan asla bir şey yapmazdı. Sana anneme takma. Ne demek annesine takma ya? Böyle sen takmıyor musun anne? Böyle yapıyorsun. Bir saniye ya. Kendi oğluna da yapıyorsun. Bir saniye. Annesine. Sen anneni takmıyor musun bir iş yaparken? Benim annem bu kadar tepki vermiyor. Çünkü senin anne bunların hiçbirini yapmıyor tepki versin. Benim annem sen gibi olamaz zaten. Olamaz zaten. Olamaz. Asla olamaz benim gibi. Aynen olamaz. Hiçbir anne benim gibi tabii ki binde bir vardır. Annelere sonsuz sevgim buradan. Hepsine ayrı ayrı. Anneler en iyisini olmasını ister. Yapmasını ister. Gücü olduğu, elinde olduğu şekilde yapmasını ister ama benim gibi kimse hiçbir anne fedakarlık edemez. Gerçekten edemez ya Songül Hanım. Bu kadar ya. Pes yani. Yani sinirlenmemek şimdi için zor. Niye sinirlendin? Niye sinirleniyorum? Ya arabayı aldırmışsın. Hayırdır arabayı ya. Arabayı aldıysan o bizim Furkan'la arabamız ya. Hayırdır? Hayırdır ya. Daha düğüne daha var. 7 ay var. Temmuz'da olacak düğün. Daha aceleniz ne? Hayırdır? Tamam yavaş yavaş altın yapıyoruz. Çok o zaman çok güzel birikim yapmış altın bu oğlan. Altın fiyatı benim artıyor. Benim haberim yok ya. Altın fiyatı vallahi artıyor. Benim haberim yok. Karışma vallahi düğünlerine benim, kendileri yaptı. Vallahi Beyhan Hanım benim haberim yok. Oğlum o kadar güzel yatırım yapmış ki. Hasır setini almış. Arabasından bir şeyden haberim sen yok. Sen ama bunlara sinirleneceğini biliyordun herhalde kayınvalidenin değil mi? Yani sonuçta yani, araba alındı sonra gidip bu bunun üstüne büyük... bir de hasır aldık diye böyle hani biliyorsun. Ne yaparsa yapsın zaten hani boş ver annemi dedi. Biliyorsun kayınvalidenin de üzüleceğini. Yani şöyle söyleyeyim bu kadar büyük altına da bu kadar büyük tepki vereceğini bilmiyordum. Hadi arabaya verir dedim de. Sonuçta hani altın düğüne alınan bir şey ya. Ona ya düğüne yani. Alırken... Ama o altın benim boynumda olacak. Sen yani normal senin tepki vermen. Şöyle vermem. Mi olacak? Hani o hasır seti boynunda olacak. Nuray Hanım gene sana bir şey alacak. Hayır mesela diyorum ki o altın bende olduğu için.
Yani böyle tepki vermesi çok normal. Yani istemiyor çünkü. Bana hiçbir şey alınmasın. Furkan bana hiçbir şey almasın. Hayatım, düğünde gene bir şey takması gerekiyor mudur Ayhan'ımın? Hayır, bakın annem değil. Furkan bana bir şey almasın. Tamam ne da alaka ama ya? Nuray Hanım sana alacak değil mi? Ne alaka efendim? Ya? Nuray Hanım sana alacak takmak için bir şey. Yani illaki alacak. İlla... Ya zaten hani illaki düğünde bir şey takacak ne yani. Ne taksın sana? Ya Songül Hanım. Bir dakika. Ne taksın sana? Altın. Ne altın ama ne ya? Ya ne istersin? Hani bilezik yani. Kaç tane mesela istersin bilezik? Kayınvalide takıyor ya. Kendi bilir, ben bir şey söylemiyorum. Kemer taksın, kemer. Altın kemer. Nasıl olsa gerçi satacaklar. Pardon, yanlış söyledim. Evet, ya ama Damla'nın da bu kadar üstüne de gitmeyin ya. Yani Damlacığım, ev alındı, araba alındı, hasır set alındı, şimdi mobilyalar alındı. Kadın zaten bunları açıkladı. Bir de tabii sen şimdi burada ne takarsa taksın diyorsun ama o zaman dersin bir 5 tane olması gerek kayınvalide dersin. Hani ya kadının cümle ne? Songül Hanım ev alındı, evi bana almadı. Ev alınacak da alındı. Kime aldın? Aldın? Sizi hep aldım, ben mi oturacağım? Oğlumla sana aldım. Ev alırken sizi aldım. Araba aldık, onu da bize aldık. Ya sizi aldım, ya siz aldınız Allah onu da. Allah. Peki bana danıştınız mı? Daha çok erken diyorum. Sen, ben anlatamıyorum herhalde. Arabaların fiyatları uçtu gidiyor. Biz de altınlarımızı bu şekilde değerlendirdik. Ha düğün zamanı gelir ki... Biz altın yapamayız, o arabayı satar, o altını Furkan yine koluma yapar. Tamam yani, o zaman, arabayı satın, düğününüzü yapın, altını da koluna takın, benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Ben de düğünde gelirim, böyle sizle oynarım. Yapacak bir şey yok. Peki mesela Furkan... evlendiniz Furkan'la, sen işle alakalı olmayacaksın değil mi? Furkan'ın ben evde olacağım. Evde olacaksın, orada da bir sıkıntı çıkmasın, hani ben geleyim durayım, annene gerek yok gibi. Songül Hanım, öyle böyle lanse edildiği gibi değil. Ben asla onun 1 lirasına bile tenezzül etmem. Asla. Ondan çok büyük bir şey beklemiyorum. Yani yapacağını yaptı zaten. Ben Songül Karlı'yım. Kaç yaşındayım? Ben daha böyle bir şey görmedim. Evim alınsın, arabam alınsın, onum alınsın, mobilyam da. Yok anam. Biz de evlendik, boşandık. Şey bize bir şey gelmedi. Bize kimse öyle bir şey layık görmedi. Kurban olduğum. Ben daha istemiyorum diyorsun da daha ne yapsın? Kilonun altın mı alsın? Ama Songül Hanım... Yani bunları sanki ben istiyormuşum gibi niye oluyor ya? Ben istedim, ben ona illaki ev alacağım demedim ki. Oğlu dedi ev al, ev al, ev al. Zaten diyor ki ben birincide ev yapmam gerekenin. Yani ben ona illaki ev al demedim. Ben ona illaki araba al demedim. Ben ona illaki en lüks yerde düğün yapacağım demedim. Vallahi hepinize çok kızgınım. Kayınvalideler Nuray'a gaz verdi. Gelinler Damla'ya desteklediler. Hepsini dinledim. Hayır, ben oturmuyorum. Ben dinliyorum, bakıyorum kim ne yapıyor. Sevilay al bir bardak su iç. Alındı Nuray'ım şimdi. Al o iş geçti. Beyhan abla zaten bir şeyler söyledi. Hatta bir kahkaha attı. Nuray orada çıldırdı. Sinir krizi geçirdi. Evet. Pınar Damla'yı destekledi. Aa ne güzel kocan seni dinliyor şimdiden oldu. Miyase öyle. Hepiniz yaptınız dinledim. Öyle mi? Ben dinliyorum. Ben bir şey oğlu söylemek istiyorum. Burada. Yani şurada burada oturuyorsunuz ama şu iki kişi birbirine girdi yani. Oğlu suçlu aslında. Yani bence de olacak. Ben bir şey demek istiyorum. Şimdi kayınvalidesi altın yapmış ya. Ben bunu yaşadığım için soruyorum. Çok merak ederek soracağım bu soruyu. Şimdi altın yapmış. Şimdi bu altın niye yapılıyor? Bunların ihtiyacı var değil mi? Yani bu altının yapıldıktan sonra sorumlusu kim? Damla ve nişanlısı. İster satar yer, ister ev alır oturur, ister ya araba alır. Ya arabaya bak beni çok sinirlendiriyorsun. Şimdi bu durum sen, benim tamam başıma geldi. Biz sen de aynısı yaşadık. Bizim eşim tarafı da aynısı oldu mesela. Sen bu bileziği bana yapıyorsan o karar bende. Ha ne olur Nuray teyze şöyle hak verebilirim. Başının çaresine bak diyebilir. Orada hakkıdır. Bakarım ben de. Ama izin ver, bir özgüven olsun. Belki Furkan nişanlısına takılan altınların eli kat daha fazlasını kar edecek. Ben belki öyle düşünmüyorum ya. Ya sen kendine gel. Bize mesela bu imkan verilmemişti. Bir saniye. Bak sen kendine gel bir kere konuşurken. Şu an çok bak gerçekten çok sinirliyim zaten. Damla haklı, şu haklı diye konuşma bir kere. Ben bir kere söylüyorum. Bir saniye. Bir kere dinlemesini bil. Ben diyorum ki bunlar tabii ki yapılacak. Bana danışılması lazım. Ben büyüğüm, bir kere düğünümüz var önümüzde ya. Düğünümüz. Düğün olmadan ne arabası ya? Ne bilezik bozdurması? Çok hızlı arkadaşlar. Nuray teyzeciğim söylüyorum. Kendi yapar. Pınar'cığım hızlı bir yorum yapacağım. Kendi yapamaz çocuğum. Bir dakika. Hızlı bir yorum yapalım, kapatacağım ben konuyu. Nuray teyzeyi şu açıdan anlayabiliyorum. Şimdi benim kayınvalidem de tek. Hem anne hem baba oldu. O da senin gibi iki katı düşünüyor. Aynen. Aslında art niyet yok ama iletişimde sıkıntı var bence. Peki. Ben de şöyle düşünüyorum. Nuray Hanım burada yerden göğe haklı.
Nuray Hanım'ı ben az çok tanıdığım kadarıyla daha önce de söyledim. Eli bol bir bayan. Her şeyi yapar. Bunlar hani durumları olmasa derim ki ihtiyaçtan. Ben de şöyle düşünüyorum. Satan... Aslında Nuray sadece borç yani satıp da alındığını düşünmediği için o borcu önümüzde düğün var. Hani düğünümüzü yani... atlatalım. Hani para olmazsa oradan kullanırız. Daha sonrasında kalan parayla istediklerini yaparlar. İkinizde de kötü niyet yok. Benim sadece istediğim saygıyı kaybetmeyin abi. Evet. Saygıyı sen gelini kızın olarak kabul edeceksin. Gelin de annesinden ayırmayacak seni. Olmaz. Yakışmaz.